Bu ne lan? Tövbe bismillah. Travis de Orhan abiye dönüştü adam. Şunlardan ne? Sikim! Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın bir kanalıma hoş geldiniz. Korku oyun serimizin 4. bölümünden hepinize selamlar. Bir önceki bölüm hatırlayacaksınız, bir tane daha manyak eklenmişti bu Felton'un yanına. Yani Felton'un yanına mı eklendi yoksa bundan sonra sadece o mu kovalayacak bizi bilmiyorum. Ama biz en son hatırlayacaksınız ki şemsiye sapı vermişti oyun. Bulmuştuk yani ruhlu, perili şeyler de oyuna dahil olduğu için. Tövbe bismillah, bir dakika verme o müziği. Yani onunla bir şey yapacağımız belli. Ben bir önceki bölümde ironi olarak onu gel kıçımıza sok gibisinden şeyler demiştim ama onun işe yarayacağı belli. Neden bu kadar yakın veriyorsun lan sese? Rahibe, götüme falan mı girdin? Yok arkadaşlar, götüme girmemiş, rahatladım. Çünkü hani öyle bir şey olursa bilelim. Haber vermedi bize öyle bir şeyden. Yine bir önceki bölümde hatırlarsınız, burada bir kız kaçmıştı. Ve sonrasında çatıda bir yer açılıp kapanmıştı, öyle bir şey olmuştu. Şu taraflarda bir yerdeydi, şimdi ona bakacağım. Sanırım çatıdaki yer şu. Oo. Bu arada rahibeyi yeni gördüm daha. Hayır, nereye girdi o? Oğlum bu çok korkunç lan. Kanka bu nereye gitti şimdi ama? İleri gitti ya, bu bana geri döner. Aha tamam, bak burada bir şey yapmam gerekiyor. Kullan. Evet tamam. Şemsiye sapına bir önceki bölüm sen niye öyle çirkin şeyler diyorsun Ahmet? Aha böyle işimize yarayacak işte. Hop. Çatı merdivenini çektik. Zaten görevimiz de çatıya gitmekti. Rahibe bacı bizi görmez. Bismillahirrahmanirrahim. Adam sen yardım et. Topukluyla çıkıyorum valla. Şunu bir akıl edemedin ya koca evde topukluyla. Topukluyu bir çıkarmadın yani. 4 bölümdür. Evet. Çatıya geldik, hadi bakalım bismillah. Görevimizi tamamladık, çatıya ulaş görevini. Hello, aynen bağır da kanka. Herhalde burada biraz kalkıp yürüyebiliriz. Bunlar ne böyle ya? Ayna mı denk geldik biz yine? Yani bir önceki bölüm boşa başlık atmadık biz ruhlu perili şeyler başladı diye. Ne oldu, ne bulduk? Kafa. Ha, yine bir sinematik izleyelim. Bu oyunun sinematikleri çok hoşuma gidiyor. Yemin ediyorum siccin ortam var abi şu an oyunda. Biriniz gerçek ama. Bak dün izlediğimiz filmde de vardı. Bu ekiple bir film izledik. Bir taneniz gerçekti. Yeni ev, yeni anlaşma, yeni hayat. Diğer tarafımıza bakalım. Ne oldu lan? Bu ne lan? Ne geldi arkamdan? Senin yalanını s***. Bak beni tilt etme. Benim 20 bölümlük Deceit serim var lan. Hangisini göstermişti ya? Onun yanına bir gidelim. Şunlardan ha... Onu sikim! Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Bu kim oğlum? Oo, kanım dondu lan. Siktir git, tamam özür dilerim. Ha, bir bu eksikti aynen. Topuklu çıkar dedik sana değil mi? Ulan aklım çıkıyordu, geri zekalı kız. Sabahtır senin haklarını savunuyoruz 4 bölümdür. Ne diye bize saldırıyorsun? Celeste miydi bu? Hah, yine animasyon. Yavaş yavaş sona da geliyor gibiyiz ama hadi bakalım. Kurbanın yanında olduklarını ifade etti. Hadi bakalım. Surveillance cameras show a blonde woman in suit with an elegant, innocent air about her who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person, aged between 30 and 40, then browsed through the man's briefcase containing information about the user who asked for the phone line to be repaired. She stole the man and started driving to an unknown destination, leaving the man. Vallahi kuru iftira. The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on his description. We invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman or if you have seen a suspicious woman. That woman looks like you. Jennifer, siktir git. Jennifer, bulaşma bana. I hope you'll forgive me for before, but
But you mustn't touch my things. My things are mine. Lan bu Jennifer değil mi? Bu kim? Başka biri çıktı ya. Photo in the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. There is now a wall. A wall behind the fireplace. A fireplace? Şu meyanın ardında bir duvar var. There. You're gonna find what you're looking for. E sen bana yardım ediyorsan az önce niye jumpscare attın? Şüphe uyandıran şömineyi incele. Kanka sen bana saldırmıyorsun değil mi? Ben yine herhalde rahibeler tarafından falan mı kovalanacağım? Kanka sen neler yapıyorsun öyle ya? Çok çılgın bir şey bu. Gitti manyak manyak televizyon izliyor bayağı biz buradayken. Fırlatmayalım işte Allah'ta. Bir şey yaparsa kafasına fırlatırım. Bak çok tehlikeliyim. Ne oldu lan? Alınan... Oğlum senin planın mı? Ananı s***! İkisi de peşimde lan. Sen bir de buradan Felton gelsin. Nasıl fikir? Kanka yağmurdan kaçarken doluya yakalandık ya. Lan oğlum kızın sanki götünden çaldık planınızı. Ne var kumandanın planını aldık diye. Çok mu seviyorsun televizyon izlemeyi manyak herif? Nasıl bir ruh lan bu? Televizyon izleyen ruh mu olur anasını satayım? Aç çarkı felek aç. Bu var ya yemin ediyorum sorular da izliyordur. Barış fanıdır bu. Ağır barış fanıdır bu ruh. Bir şey diyeyim mi ben size? Şimdi arkadaşlar herhangi bir item isteyen son nesnemiz kaldı. Onu hatırlayacaksınız ki Bodrum'daki merdiven gibi bir şeydi. Sanırım pil mi istiyordu, akü mü istiyordu, ne bir şey istiyordu. Sanırım pil istiyordu çünkü pilimiz var. Oraya gitmeye çalışacağım. Yaralıyız şu an ya. İnanılmaz ses çıkartıyoruz. Kapıyı bu şekilde açıyorum herhalde değil mi? İlk defa böyle bir animasyona girdim. Aynen. Rahibe bey, hanım ya da pardon bey ne? Bu tarafa gelmeyin lütfen bu tarafa gelmeyin. Kanka illa buraya mı geleceksin be? Başka yer yok mu be? Onu niye yaptık? Onu niye yaptık? Ben onu çıkartma nesnesi sandım ben onu. Şey fırlatma. Ananı sikim nasıl korktum lan? Buradan da kız çıksın önümüze değil mi? Ölelim iyice altımıza sıçalım. Tamam neyse iyi oldu bu bizim için. İzimizi aşağıda kaybettiririz. Aşağıdaki dolaba gireriz, şeye gireriz. Yalnız benim bunu yapmadan önce arkadaşlar kaydetmem lazım. Götümde şu an bayağı çok sağlam bir şekilde geliyor. Bunu da hissedebiliyorum, ayak sesini duyuyorum. Beni salak sanma, sakın bak rahibe. Bana her şey diyebilirsin ama bana salak diyemezsin, tamam mı? Tamam arkadaşlar şimdi görevimiz Bodrum kata gitmek. Ya kardeşim ben oyunlarda hiçbir imamın falan böyle saldırdığını görmedim yani. Neden bu rahibeler böyle çılgın oluyor? Kanka sen üst katta mısın ya? Evet evet üst katta. Yukarıdan iniyor yemin ediyorum yukarıdan iniyor. Ben Bodrum'a depolayacağım abi hiç uğraşamam. Ananı Oo! Yukarıdan inmiyormuş lan. Kanka yemin ediyorum sesin yukarıdan geldi. Rainbow gibi mantığı var oyunun. O kadar kötü veriyor ki sesleri. Ama bunu bilerek yapıyor da olabilir. Kanka ne olur şu dolaba girerken görme beni. Kanka lütfen. Oğlum çok kötü jumpscare yedim lan. Sesin yukarıdan geliyordu senin ya. E abi Felton nereye gitti? Bu Felton mu ya? Ne oldu arkadaşlar ben tam olayları şey yapamadım. Çok net bir şekilde anlayanınız var mı? Şimdi evet bahsettiğim merdiven bu. Buna sanırım kullan diyerek evet. Yerleştirelim pilimizi oraya. Şimdi benim buna ne yapmam gerekecek? Ne oldu yukarı mı? Ne gerekiyorsa bul. Tamamladık onu. Şimdi merdivenle yukarı tırmanacağız. Ne bu? Alttan bir an götten falan tutar var ya yemin ediyorum. Tekmeyi basarım alnının çatını onu söyleyeyim de. Bak rahibe. Bizi de boş sanma. 45 santim topuklularım var. Alınan yağdanlık. Yağdanlık mı aldık? Başka yapmamız gereken bir şey var mıydı diye düşünüyorum. Ama beni yine görür ki. Nasıl görmedin lan? Cidden beni nasıl görmedi acaba? Ama güzel oynadık burayı tamam. Şimdi şöyle bir şey yapsak diyeceğim. Yok. Dur bir karışmayalım. Çalışma odasına gidecek herhalde. Oo dolapta sanıyor beni. Dolap animasyonunda dışarıdan görmüş olduk. Sakın görme bir anda. Buraya kadar iyi oynadık. Aynen kanka devam et oradan.
Ya ben sana dedim beni hafife alma diye. 45 santim topuklu gücü bunlar. Abla şu topukluları çıkarıp düz ayağınla veya çorapla falan koşsan hem daha rahat hem daha sessiz olmaz mıydı senin? Yok sadece senin fikrine bırakıyorum yani. Bak rahibe kardeş, gel seni Konya Merkez Camii'de Kur'an'a başlatalım. Sence de mantıklı değil mi? Git artık. Bak bunlar hep iman gücü, iman. İman gücü bunlar hep. Ya ben gizlilik esaslı oynamayı biraz daha iyi çözdüm ya da bu Felton'dan daha basit. Bu arada evet, şöminemizi sanırım bulduk. Anlaşılan bu duvarın ardında bir şey var. Hadi bismillah. Ne oldu lan? Şömineye girdik anasını satayım. Peki ben yağdanlığı nerede kullanacağım? Hey maşallah ablacım, dozer gibi kadınsın valla. İşte böyle güçlü kadınların hastasıyız. Merhabalar, nereye girdik? Ne kadar kötü, korkunç bir yere girdik ya. Fenerimizi açmanın vakti gelmiş gibi. Aynen, müziği de iyice ver ki öleyim. Oo, burası hep örümcek ha, pas falan tutmuş. Çok rutubetli bir yere geldik ya. Uzun süredir kullanılmıyor anlaşılan. Burada ceset falan da olabilir, bir şey değil mi? Çok gergin bir müzik var. Şu aynamızda kaydederim hemen. Peki benim ne yapmam gerekiyor? Burada bak bir şey gösteriyor. Bunu iteceğim mi? Evet. Ama neden? Ablacığım böyle kaldın. Kötü bir pozisyonda ama. Tekrar artık. Hareket ettir. Buna yağdanlık şey yarar mı? Evet. Yaramaz olur mu? Biz de diyoruz niye aldık. Ablacığım geleceği görüyor gibisin ama hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun olacağını nereden tahmin ettin acaba? Orada sen gittin yağdanlığı falan aldın. Neyse ben çok konuşmak istemiyorum. Yükle! Biz böyle çok buzdolabı taşıdık, yükle. Şimdi evet, gizli geçidimizden. Geçeceğiz sanki, hayır. Duvarda bir delik... Öldük arkadaşlar, böyle bu kadar da detone olunmaz yani. Delik açmamız gerekecek. Ne yapayım oğlum, duvara mı sokayım? Onu sökemezsin herhalde, onun için de bir şey isteyeceksin sen. Aa helal lan! Ey maşallah, 200 IQ. Aaa, Celeste'nin odasını mı bulduk? Sanırım öyle bir şey, her yerde ayna var, en sevmediğim artı çocuk odası. Oyunlarım vazgeçilmez korkusu, çekmeceyi açmayacağım. Evet, bismillah diyerek odamıza giriyoruz. Ne oluyor lan, X-Ray'den mi geçtim? Kemerim abi, kemerim ötüyordur ya. Ne oluyor oğlum, ne yapmamı istiyorsun şu an? Ha, bu çekmecenin içinde bir şey var, okey. Ne o, nasıl bir şey lan, öttü falan. Cırcır böceği olabilir mi? Aha, Çernobil. Evet. Bunları özledim. O iş koronadan ya, onu çok dert etme. Şu an sanırım Felton'la olan ilgili bölümleri anlatıyor. Evet, üçüncü parta geçti. Ya da yiyor. Karantinada ben de öyleyim valla. Allah Allah. Manyak herif ya. Tamam, neden döndün peki? Onu açıkla. Aa, daha önce de annesi sayesinde kaçmış. Gardırobun içindeki tahtalardan birinin eksik olduğunu. Tamam, bütün infoları topladık. Oraya çok dikkat etmemiz lazım. Kaçış planını bize verdi. I
Kızı acıdım ya. Şerefsiz Felton neler neler yapmış. Amanın ne Mehmet Ali Erbil gibi ya. O nasıl bir tepki? Çok büyük bir belanın içine düşmüş arkadaşlar, onu anladık. Galiba biz de aynı belanın içine düştük. Ruhu mu geldi kızın, ne oldu? Aha yine güveler, Allah'ın belası güveler. E kaldık burada. Konuşma benimle manyak. Delirdik, tertemiz delirdik, tertemiz delirdik. Şöyle bir gerileyim. Yemedim. Biliyordum, biliyordum yemedim. O kimdi ama, tövbe bismillah, o kimdi? Ne diyor lan? Kim konuşuyor? Güveleri kovamıyor muyuz? Siktir gidin lan. Kanka buradan. Teyze! Bu şey değil mi? En baştaki yataktaki ceset. Lan güveyi yutuyorduk. E neydi bunların hepsi? Bir hayal falan mı? Ne gördük orada? Neler yaşadık? Ne oldu lan? Baştan mı yapacağım oraları? What the fuck, ne oldu? Neden böyle bir şey oldu şu an? Ölüm günün kutlu olsun gibi tekrar yaşamıyorum öyle şeyleri değil mi? Hayır, yaşamıyorum arkadaşlar. Bayağı orada bir şey yanlış yapmışız. Kaydedelim. Şimdi arkadaşlar dürüst olayım, 2-3 defa daha çok anlamadım burayı. Bir tane videodan izledim. Şuradaki fırlatma öğeleriyle camları kırmam gerekiyormuş. Şu bütün camları işte. Hani video izleyip fark ettim onu da. Onu da açıklayayım ya sonradan şey olmasın. O an gerilim içinde çok altyazılara odaklanamadığım için. Önemli olan altyazılar zaten. Şurayı da hemen geçelim geçebiliyorsak. Tamam geç. Kır Allah'ın belası camı. Bunu da kır. Buna bakmamamız lazım sanırım, evet. Buna sürekli arkamızı mı dönmemiz lazım ne öyle bir şey. Bunu zaten kırmış mıydık ya? Şunu kır. Bak buradan gitmiş. Az önce onu yapamadık işte. Fırlatma öğesini yine topla. Bitti mi hepsi? Bunu da kır. Sen de kırıksın. Sen de... Sen kırık değil misin? Başka ne kaldı lan? Başka var mı, ben mi görmüyorum? Ha. Evet, dolap açıldı. Tamam. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim, yardım et. Allah'ım. Güve dolu bir dolaba gireceğiz. Güve sen bir önden git. Güvenliyse ben de geleceğim. Oo. Hadi bakalım ablacım. İndik bir alamete gidiyoruz, kıyamete. Nelerin içine düştük ya. Ya arkadaş ne cenabet bir kadınsın ya. Ben oynuyorum diye mi böylesin ya? E boğulduk. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Ne oldu lan, Jennifer Lawrence'a benzedi bir anda. Shit. Where the hell am I? 3-5 tane güve bizim başımıza bunları getiriyorsa, Felton'dan, rahibeden kaçmış adamız, anasını satayım. Kanalizasyon borusundan çıkmaya çalış. Ne oluyor lan, birisi geliyor arkadan. Oğlum var ya, bir refleks attım. Lan şerefsize bak. Rahibi üstümüzde. Bizi deşmeye çalışıyor. Baba yemiyor. Baba yemiyor, çıldırıyor şu an. Ez yazacağım rahibeye. Aha ileride. Bir tane daha atacak muhtemelen. Bir tane daha atmadan. İşte bunu yapma ya. Bunu yapma ya. Bu olay şerefsiz. Ne diyorsun?
Ölürsek bittik. Çok fazla yapmaya başladın artık, yeter. Ne oldu? Fener falan, ha fener açabiliyormuşuz, tamam. Fener suda açabildik, güzel. Web Tekno videosu gibi arkadaşlar, fenerimiz suda geçiyor. Suda kullanabiliyorsunuz. Bir yandan gölgeler falan var, bir yandan sudan bir şey çıkma ihtimaline karşı çok korkuyorum. Bir yandan da bu gerizekalı üstten bizi zorluyor. İnanılmaz bir dodge yeteneğimiz var. 40 yaşında olmamıza rağmen refleksler yerinde. Yanlış tuşa bastım heyecandan ya. 40 yaşında olmamıza rağmen refleksler yerinde. Sürekli mouse'un çıkacağı yere odaklanarak gitmek istiyorum. O yüzden ileride bir şey bana jumpscare atarsa herhalde yemem. Çünkü sadece aşağı bakıyorum. Kanka sal be, yeter be. Aha çıkışa geldim. Burayı da mı kapatacaksın, ne yapacaksın? Yeter artık, sal beni. Ne aldık lan oradan? Gaz lambasını mı çıkarttık? Feneri mi çıkarttık, ne yaptık? Evet, yeni bir mekana, yeni bir maceraya kapılarımız açıldı. Ne oldu lan? Elimize mektup geldi. Birincilik ödülü en güzel güller. 1929. Diğer tarafa bak. Aynı kişi olamazlar. Evet. Vazgeç kanka, manyak olursun bak, ciddi diyorum. Bodrumda mıyız şu an? Hayır, şey görüyoruz. Jennifer'la ilgili minik bir anı gördük. Abicim içine mi girdiler kızın? Jennifer, aa Jennifer'ın anı kutusu sanırım. Duygulandık tabi onu görünce, bizde tam anne olacak hava var bizde de. Herhalde empati yaptık. Ulan oyuncakları falan. Haplarını dağıttı, sinirlendi. Bebeğinin kafasını niye kopardın oğlum, nasıl manyak bir çocuktun, onunla oynaman lazım. What? Jennifer, Richard Dean Felton. Biri geldi. Ha yok, pardon. Çok korktum. Bölünmüş kişilik mi yoksa? What the fuck? Aaa! Split'teki gibi olabilir mi? Split filmi var ya. Çifte kişilik. Birden fazla karakter yani. This is why he wouldn't go further through exams. They would have understood. Now I understand why he was obsessed with his growing daughter and why he was calling her Jennifer. She was. Adam ruj falan sürdü kendisine. Bu ne lan? Tövbe bismillah. Travis Orhan abiye dönüştü adam. Jennifer. Ne? Oğlum Felton Jennifer'a dönüştü lan. Hay babanın kemiklerini. Jennifer Felton ile karşılaşmamamız lazımmış abi. Felton geri geldi. Felton Jennifer'ın rujunu sürdü, peruğunu taktı, geri geldi. Ne diyorsun? Sesini falan da taklit ediyor oğlum. Nasıl bir manyaksın lan? Yemin ediyorum Split filmi gibi. Oradan gidiyor, müzik yaklaşıyor. Ha siktir, geliyor lan. Çok kötü geliyor oğlum. O ne oluyor lan? Manyağa bak, silah sıkıyor oğlum. Sıkma babayı. Kanka tamam, sakin ol lan. Buradan mı gitmem gerekiyormuş? Oğlum çıldırdı. Ben anlamadım bu arada. Felton ruj falan sürüp ona mı dönüştü yoksa? Ya hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ya. Beyin cici. Vallahi beyin cici. Delabirent gibi, bok gibi bir yerde kaldık. Bunu nereye gideceğim buradan?
Nereden geldim, nereden? Aynen kanka, onu araştıralım. Ah, ne oldu? Gaz borusunu kapatmam gerekecek. Ama kız geldi. Bu ara kışını nasıl keseyim? Ha, buradan. Kanka, ilk önce buna izimizi kaybettirmemiz lazım, anladım. Tamamen sneaky oynamamız lazımmış burayı. Ya Jennifer bir gitti ya. Manyak ya. Ömrüm nasıl bir manyaksın? Altına girebileceğim falan bir yer de yok değil mi benim burada? Kapattık mı orayı şimdi? Jennifer. Çok tehlikelisin. Çok tehlikelisin canımın. Onu sikip. Ölüyordum lan. Oğlum. Nereye geldik? Labirent gibi bir yer. Senin belanı versin. Bir zahmet öldür artık. Çivi sıkıyor. Manyağa bak ya. Arkadaşlar evet, bölümümüzü burada bitirelim. İdeal bölüm süremize de ulaştık. Bir sonraki bölüm çok daha action'lı geçecek. Bunun sinyalini şimdiden verdi zaten oyun. Bir kez deneyeyim dedim, bölümü geçemedim. Bu labirent ve korku dolu yerden arkamızda bir Jennifer'ın ruhuyla ya da Felton mu kim çözemedim, onu da çok net bir şekilde anladıysanız yorumlara yazın. Muhtemelen editlerken fark ederim. Stresten dolayı anlamıyorum. Ondan kaçmaya çalışacağız. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Seriyle ilgili yorumlarınız beni çok mutlu ediyor. Ben de çok keyif alıyorum seriden. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.